Tarihte ne zaman bir ülke kağıt paralarının görünüşünde bir değişiklik yapmaya kalksa, kalpazanlık çeteleri mantar gibi çoğalmaya başlıyor. Bizde de bugünlerde aynı kalpazanlık suçları oranında büyük bir artış var. Vatandaşın yeni paraları olan aşikarlığının az olmasından faydalanıyorlar. Edil Hanım ve ekip arkadaşları bu sabah çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ve yüksek miktarda sahte parayı ele geçirmeyi başardılar. Ama tabii bu sadece bir başlangıç. Ama ne çok önemli bir şey yapmış. Bizim gereken çok sayıda kalpazanlık çetesi olduğunu biliyoruz. Hanımlar beyler, sizin göreviniz bütün bu çeteleri teker teker tespit edip köklerine kibrit suyu dökmektir. İkinci konu ise yasa dışı bahis. Bu konuda da gerekli operasyonların başlatılmasını emrediyorum. Başlıyoruz. Gelelim günün en önemli, en enteresan konusuna. İzninizle müdürüm. Adanalı. Şimdi müdürüm, biraz evvel bahsettiğiniz operasyon için çocuklar benden emir bekliyorlar. Onların bu araç tahsisi için gerekli dosyaları falan inceleyip... Otur yerine. Daha toplantı bitmedi. Hadi. Emredersiniz müdürüm. Sabahtan beri Futbol Federasyonu Başkanı'yla telefondayım. Adam çıldırmış. Yahu dilemediğim özür kalmadı kendisinden. Ama müdürüm bakın aslında olay sizin... Senin ne işin var futbol hakemi üniformasının içinde? Bakın, dinle. Dudaklarımı oku, dikkat et. Sen bir polissin. Tamam anladım. Sen bir polissin. Anladın mı? Futbol hakemi falan değil. Ya amirim, siz açıklar mısınız lütfen? Yok. Bence de müdürümün dudaklarını dikkatlice okumanız sizin için daha iyi. Haklısınız müdürüm. Başkomiserim, maçın genel değerlendirmesinde bize puan vermişler. Ama size soru işareti koymuşlar. Gördünüz mü? Bak, Eli. Bak, bizim birer puanımız var ama başkomiserim evet. Soru işareti koymuşlar. Benimki yıldız ama. Gördüm. Şerefsizler. Pardon müdürüm, affedersiniz. Gördün mü? Hoş geldin bebişim. Hay bebişim kadar taş düşsün başına, boynun altında kalsın he mi? Şişt, bana bak. Benim karnım fena acıktı. Bana ne lan? Ben senin anan mıyım, baban mıyım? Git dışarıda ya, ne yiyorsan. Para yok diyorum abicim. Anlamıyor musun? Para yok. Hadi git bana içeride makarna, çorba bir şeyler yap. Hadi. Tabii beyefendi. Yanına ne renk bir şarap açmamı istersiniz acaba? Lan. Onu. Ne oldu lan? Kim dedi lan? Ne bileyim. Bana bak Freddy. Bana bak, birini mi çağırdın oğlum be? Yo. Ben de çağırmadım. Çabuk saklan. Ben nenemin kılığında açmak zorundayım. Of. Sen topla onları.